zirvedeki sporcuların çok erken yaşta ailesi tarafından adeta zorla spora başlatıldığının en tipik örneklerinden birisi efsane tenisçi Andre Agassi'dir. Daha bebekken göz koordinasyonu gelişip ileride, yani tenisçi olunca topu daha rahat takip etsin diye babası yatağının üstüne tenis topu asmış. Her tenisçinin en büyük hayali Grand Slam'i kazanmaktır. Ocak'ta başlayıp Eylül'de sona eren maratonda Grand Slam yapmak için düzenlenen en büyük 4 tenis turnuvasını, yani Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açığı kazanmak gerekir. Bu turnuvaların hepsi birer slam'dir. Andre Agassi 8 kez slam, olimpiyatlarda da şampiyon olduğu için 6 Grand Slam kazanmış sporcu olarak tenis tarihine adını yazdırmıştır. Andre Agassi 29 Temmuz 1970'te Las Vegas'ta doğdu. Babası Emmanuel Agassian 1952 yılında İran'dan ABD'ye gelen bir göçmendir. İran'dayken tenisle başladığı spor hayatına boksla devam etmiş, İran'ın olimpiyat takımında yer alacak kadar da iyi bir boksör olmuştur. Las Vegas'a yerleştikten sonra da tenis hakemi olarak spora ilgisini devam ettirmiştir. Agassi'nin kendisinden büyük 3 kardeşi vardır. Otobiyografi kitabında ablası Rita ve kendisinin babası tarafından zorla tenis eğitimine tabi tutulduğunu, bu yüzden de daha çocukken tenisten nefret ettiğini söylüyor. Abla Rita ünlü bir tenisçi olamaz ve babasının muhalefetine rağmen kendisinden 32 yaş büyük bir devrin ünlü tenisçisi ve hocası Pancho Gonzalez ile evlenir. Bir anlamda babasından intikam almıştır. Ama babası ve kardeşleriyle ilişkisi de tamamen kopmuştur. Böylece Andre Agassi'nin hedeflerine babasının isteği olarak eniştesi Gonzalez'den de büyük bir tenisçi olmak eklenir. Agassi tenisle 5 yaşında tanıştı. Babasının zorlamasıyla günde en az 3000 vuruş yapıyordu. 7 yaşındayken babası ona otomatik bir top fırlatıcısı aldı. Her gün evlerinin bahçesinde makinenin attığı toplara binlerce kez vuruyordu. 12 yaşında ulusal kapalı kort erkek çocuklarda çiftler dalında ilk birinciliğini kazandı. 13 yaşında Florida'daki tenis okuluna gönderildi. Babası ancak 3 aylık ücret ödeyebilmişti ama hocası yeteneğini görünce ücret almadan ders verdi. 16 yaşında profesyonel tenise başladığı ilk yılında dünyanın en iyi 91. tenisçisi seçildi. Bir yıl sonra Amerika Açık'ta teklerde birinci olunca 25. sıraya çıktı. 1988'de çok para kazanmak için adeta çılgın gibi 41 turnuvaya katıldı ve o yılın sonunda artık dünyanın 3 numaralı tenisçisi olmuştu. 1990'da slam olarak anılan 3 büyük turnuvada, yani Avustralya Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık'ta finale kadar yükseldi. O yıla kadar beyaz kıyafet zorunluluğu yüzünden 4. büyük turnuvaya, yani Wimbledon'a katılmadı. Hoşlanmadığı Wimbledon'ı kazandığında ise yıl 1992 idi. O yıllarda en büyük rakibi vatandaşı Pete Sampras'tı. 10 yıl boyunca pek çoğu final karşılaşması olmak üzere Sampras'la nefes kesen maçlar yaptı. 1993'te sakatlandı ve bileğinden ameliyat oldu. Tenise dönüşü uzun sürdü ama eski günlerini tekrar yakaladı. 1995'te erkeklerde dünyanın 1 numaralı oyuncusu ilan edildi. Artık ünlü ve zengin bir sporcuydu. Hollywood'un ünlü isimlerinden Barbara Streisand'la birlikte yaşamaya başladı. 1997'de yine o dönemin ünlü aktrislerinden Brooke Shields'la evlendi. Evliliği kötü giderken uyuşturucu kullandı. Bunun ortaya çıkması üzerine kendi sözleriyle utanç veren bir yalan ifade vererek bilmeden aldığını söyledi. Böylece 5 yıl hapis cezası almaktan kurtuldu. 1999'da Shields'dan boşandı ve 2001'de efsane tenisçi Steffi Graf'la evlendi. Graf onu toparladı ve tenise geri döndürdü. 2006'da tenise oyuncu olarak nokta koydu ama eşiyle birlikte çok sayıda tenis okulu açtı.